Süper Lig'de Kayserispor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle deplasmanları sadece bir galibiyet alabildiğini 6 maçta ki 18 puan demek bu. Sadece 7 puan alabildiğini söylemek lazım. Bu hakikaten olumsuz bir istatistik ki e, uzun yıllardır süren de bir istatistik çok fazla bunu değişmedi. E, açıkçası arada puan farkları da kopmuyor çünkü e, lider Galatasaray e, açıkçası deplasman puanı açısından sıkıntılı bir takım. Hani bunları yan yana koyduğumuzda ...ki en iyi takım yine Galatasaray. Yani 12 puanı toplamışlar deplasmanlık. Ee, yani averajlarına baktığımızda eksi, artı 5 var. Fenerbahçe'yi yani düşündüğümüzde eksi 1 bir, bir e, durum söz konusu averajlarda, deplasman averajında. O yüzden bir kere e, böyle bir olumsuz istatistiğe sahip Fenerbahçe. Ama takımın havasını düşündüğümüzde, gelinen noktayı düşündüğümüzde... E, ...açıkçası ben e, moral olarak, e, fiziksel olarak... Kadro kalitesi ya da e, artık sakatlıklar, cezaların ardından belki ideale yakın bu kadro ile birlikte Fenerbahçe'nin hani çok daha e, Kayseri Spor'un önünde bir takım olduğunu düşünüyorum. Kayseri açısından istikrarsız sonuçlar devam ediyor. Sivas Teplasmanı'ndan 4-2'lik mağlubiyetle döndüler. Hani bir e, parlayıp sönen yani puan olarak bir takım görüntüsünde Kayseri Spor. Onlar açısından hani belki devre arası bir nefeslenecek alan olabilir. Çünkü hani bir bence bir aralığa bir boşluğa bir ferahlığa ihtiyacı var Kayseri Spor'un ki hani e, belli bir ritim bulsun. Çünkü hakikaten bu inişler çıkışlar onlar açısından bir türlü hani yukarılara çıkamamak demek. Hala 14. sırada olmak demek. Ki Kayseri Spor'un kadro kalitesi hani e, burada durmayı hak eden bir kadro değil. Bu maça dönecek olursa ben Fenerbahçe'nin deplasmandaki bu olumsuz karnesini değiştirebilecek bir havada ve e, motivasyonda olduğunu düşünüyorum. Kayseri Spor, karşısında daha tecrübelik bir kadroya sahipler. Maçı da çok isteyeceklerdir. Çünkü hani e, artık zirve yarışının e, iyice birbirine yaklaşan puanların, yaklaşan hani gerilimlerin olduğu ki iki takımda bildiğiniz gibi bir maçı var. Galatasaray Fener maçı var. O yüzden Fenerbahçe'nin puan kaybına hani en azından o maç öncesinde e, tahammül olmadığını düşünüyorum. O yüzden benim maçla ilgili yorumum Fenerbahçe galibiyeti şeklinde olacak.